Aslında zaten cyborg'uz. Tek sorun çıktının yavaş olması. Parmaklarımızın hızıyla sınırlanıyoruz. Bu sözler Elon Musk'a ait. Bunu aşmak için doğrudan beyne bağlanan bir tür bağcıkla, bilgisayarlarla aramızdaki bağlantı probleminin çözülebileceğini de öne sürmüştü aynı konuşmada. Ve ek olarak hedefinde yapay zeka ve insan beyninin birlikte kullanılması olduğunu belirtmişti. Aslında bahsedilen bu olay 2000'lerde de yapılmıştı. 2004 yılında felç geçirmiş bir hastanın beynine 96 elektrotlu bir çip yerleştirilmiş. Bu görüntülerde ise hastanın herhangi bir kumanda olmadan pong oynadığını görüyorsunuz. Sadece beyniyle. Ama Elon Musk bunu başka bir seviyeye taşıyıp Bluetooth bağlantısı sağlayan ufak bir çiple telefonlarımızı ve bilgisayarlarımızı düşünerek kontrol edebileceğimiz bir gelecek sunuyor. Bununla birlikte nörolojik hastalıkların bazılarına çözüm getirebileceklerini de ekliyor. Peki gerçekten de bunu başarabilirler mi? Ya da bu söylenenler bu kadar masum amaçlar için kullanılabilir mi? Gelin Neuralink nedir, ne değildir birlikte bir inceleyelim. Neuralink, SpaceX veya Tesla kadar ilgi çekmedi tabii ki. Ama hayatımıza onlardan daha çok etki edebilme potansiyeli var. Biraz önce de söylediğim gibi iddia edilene göre cihazları düşünce gücüyle kontrol etmemizi sağlayacak. Örnek vermem gerekirse, yazı yazmak için beynimde önce yazı yazma düşüncesinin belirmesi gerek. Ardından yazma komutunun oluşması ve sonra sinirler yoluyla bu komutun beynimden elime ve parmaklarıma iletilmesi gerekir. Ayrıca bu yazıyı yazabilmek için bir de klavyeye ihtiyacım var. Neuralink başarılı olursa klavyeye dahi ihtiyacımız olmayacak. Düşünce gücüyle hiçbir ara mekanizmaya ihtiyaç duymadan yazı yazabiliyor olacağız. Peki bu kadar teferruat sadece klavyesiz yazı yazabilmek için mi? Tabii ki de değil. Neuralink'in temel hedeflerinde tahmin edebileceğiniz üzere ilk olarak beyin hastalıklarını anlamak, iyileştirmek ve beynin yeteneklerini geliştirmek var. Lakin Elon Musk bu çiplerin Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden kabul almasının ilk etapta zor olacağını söylüyor ki bu da pek yanlış değil. Zira Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin klinik geliştirme fazları 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşama 1,5 yıl. İkinci aşama 2 yıl, üçüncü aşama 3-4 yıl arası, son aşama ise 1,5 yıl gibi bir süre alacak. Tüm bu durumlarda çipler hazır olsa bile geniş kitlelerce kullanılmaya başlaması uzun sürer. Tabii ki bir de bu elektrotların beyne yerleştirilmesi için ayrı bir teknoloji gerekiyor. Bunun nedeni elektrotların küçüklüğü. Bir saç telinin onda biri inceliğindeki bu elektrotların insan eli tarafından yerleştirilmesi mümkün değil. Ama neyse ki böyle bir robotik cerrah halihazırda üretildi. Bu robot bu iplikleri beyninize takmak için gerekli hassas hareketleri yapma yeteneğine sahip. Kulağa basit gibi gelebilir. Ancak bu kadar minik ölçeklerden bahsettiğimizde aslında bu olayın yeniden kullanılabilir roket üretmek kadar zor olduğunu fark edeceksiniz. Ki zaten onu da başarmış bir adamdan bahsediyoruz. Beyne dikilen kablolar çok ince. Saç telinin onda biri kadar. Ucu neredeyse beyin hücrelerimiz kadar küçük. Robotlar üzerindeki özel mikroskoplar yardımıyla bu kabloları 24 mikron genişliğindeki bir iğneyle beyne dikiyor. Bu iş çok hassas. Bu elektrotlar damara denk gelirse ağır travmalara yol açabilir. Bahsettiğimiz kadar küçük ölçeklerde dikkate alması gereken başka faktörler de var. Örneğin nefes alma ve kalp atışı. Nefes alışımız ve kalp atışlarımız bile hedeflenen hücrelerin pozisyonunu değiştirebiliyor. Bu robot her bir elektrodu yerleştirmek için doğru alanları belirlerken değişkenleri dikkate alarak damara çarpma olasılığını en aza indiriyor. Bu teknolojiyle elektrotların beyne yerleştirilmesi esnasında olabilecek doku hasarı en aza indiriliyor. Elektrotlar robotik bir kol yardımıyla iğnenin ipliği kumaşa işlemesi gibi beynin ilgili bölgelerini işleyebiliyor elektrotları. Ayrıca beyne yerleştirilebilecek elektrotların sayısı da bildiğimiz elektrotlar gibi değil. Neuralink günümüzde kullanılan elektrotların sayısından 1000 kat daha fazlasına ulaşmayı hedefliyor.
Bu aslında beyinde ulaşılmak istenen nöron sayısının da aynı ölçüde artacağı anlamına geliyor. Elektrotların kullanıldığı sondalarda da farklı materyaller kullanılarak hastalarda oluşacak komplikasyon olasılığını da düşürmüş oluyorlar. Kulağınızın arkasına taktığınız cihazın adı ise Link. Bu cihaz yazılımı ve pili içinde barındırıyor. Pili bitmek üzere olduğunda ya da yazılım güncellemesi geldiğinde cihazı çıkartıp şarja takabiliyoruz. Peki Neuralink gerçekten ne işe yarayacak? Söylentilere göre Elon Musk'ın yapay zeka korkusu var. Bir gün bize tehdit oluşturabileceklerine inanıyor. Bu projenin en büyük etkilerinden bir tanesi makine insan simbiyotu yaratarak bu tehditten bir nevi korunmak. Yani yapay zekadan korunmak için yapay zeka destekli bir bilgisayarı beynimize yerleştirmek ne kadar mantıklı, o da ayrı bir konu. Fakat bu korkudan dolayı insanların zihinsel kapasitesini geliştirebilecek teknolojilere ihtiyaç duyulacağı kanısında. Kısacası Neuralink'in temel amacı bir nevi insanüstü zihinsel kapasite arayışı. Öne çıkan olası faydaları ise şunlar. Körlüğü gidererek görme engellilere görüş kabiliyeti kazandıracak. Aynı zamanda işitme kaybını gidererek sağır olanların dünyayı yeniden duymasını sağlayacak. Neuralink çipleri 10 yıl içinde beyindeki hasarlı dokuların yerini almaya başlayacak. Böylece kasların kontrolsüz bir şekilde titremesine yol açan Parkinson hastalığı ve benzerlerini iyileştirmek mümkün olacak. Aynı zamanda kronik depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıkların beyni düşük voltajlı akım vererek iyileştirilmesini sağlayabilir diyorlar. Bu günümüzde hali hazırda hastanelerde uygulanan bir tedavi yöntemi. Ancak bunun için kişiye cihazlar bağlanıyor ve bu da hastanın sürekli olarak ve düzenli olarak hastaneye gitmesini gerektiriyor. Ayrıca bu çiple robotları uzaktan ve sadece düşünce gücüyle kontrol edebileceğiz. Yani aslında ucu çok açık bir teknoloji gibi duruyor. Bilgileri Gora'daki gibi indirmeye kadar gidebilen bir sistemden bahsediyor bile olabiliriz. Biraz eksiğine ne dersin? Kung fu! Yükle mi? Bana mı? Ha? Yükle. Başka neler var? Aikido, karate, jiu-jitsu, ortaokul fizik, tavucu seks, best of MF. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Peki riskli yanları var mı? Forumlarda çokça tartışılmış bir konu hakkında elbette ki karşı düşüncede olan kişiler de mevcut ve bunun insanlar için çok ciddi bir tehlike olabileceğini savunuyorlar. Şöyle ki fidye ödeyene kadar bilgisayarınızın dosyalarını kitleyen ve tek tek silen bir fidye yazılımı bugün bilgisayar ağları için çok ciddi bir tehdit. Şimdi bunu bir de kendi beyninizde hayal edin. İstedikleri parayı ödemediğiniz her an hatıralarınızı silen bir fidye yazılımı. Bu teknolojiyle birlikte bilgisayar korsancılığı, yazılım hataları ve donanım hataları günlük yaşamınız için çok büyük bir tehdit olabilir. Başka bir endişe de şu, Neuralink'in sadece gelen sinyalleri okuma yeteneği yok. Aynı zamanda kendi sinyallerini ateşleme yeteneği de var. Yani beynimizdeki nöronları birebir taklit edebiliyor demektir bu. Ve bu gerçekten çok riskli olabilir. Çünkü beyin çok hassas. Kimyasallar ve nöronların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları da dahil olmak üzere farklı uyarıcılara nasıl reaksiyon göstereceği de bilinemeyebilir. Neuralink'i de denkleme eklemek beynimizi farklı sorunlarla baş başa bırakabilir. Bu sorunlarla karşılaşmasak bile nöronlarımızı taklit eden bir cihaz bizi daha büyük problemlerle karşı karşıya bırakır. Mesela böyle bir teknolojiyle tek tuşla bir insanı felç bırakabilirsiniz. Farklı bir teoride Neuralink ve Starlink'in aslında kitle kontrolü için tasarlandı. Kısaca Starlink'e değinecek olursak, Elon Musk tarafından fonlanan, dünyanın her yerine 24 bin uyduyla ucuz ve yüksek hızda internet sağlama amacıyla başlatıldı. Aslında iki fikre ayrı ayrı bakıldığında insanlığın geleceğine büyük katkı sağlayacak çalışmalar olarak değerlendirebiliriz. Ama bir gün insanlığı kontrol etmek için kullanılmayacağını kim garanti edebilir diyor bu teori. Elbette komplo teorilerinin sonu gelmez. Ancak Neuralink'in yeni beyin insan arayüzleri
şu anda farelerde aktif olarak denenmekte ve söylenildiğine göre oldukça verimli çalışmakta. Bunun yanı sıra Elon Musk yaptığı açıklamada geliştirdikleri beyin makine arayüzünün maymunlarda da denendiğini ve bir maymunun beyniyle bilgisayarı kontrol edebildiğini açıkladı. Şirketin başkanı Max Hoday, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden gerekli izinleri alabildikleri takdirde 2020'de, yani bu yıl diyebiliriz, insanlar üzerinde klinik denemelerine başlanacağını duyurdu. Ek olarak Elon Musk'ın bu konuda söylediği bir şey de şu: elbette ben dahil insanların büyük kısmı sırf süper zeki olmak için kafatasında delikler açmak istemeyecektir. Bu ancak sibernetik beyin çiplerini başımıza kafatası ameliyatına gerek olmadan yerleştirmeyi başardığımız zaman gerçek olur. O zaman ürün ticaretleşir. Gelecek ne getirir bilinmez. Ama 30 yıl sonra dünyadaki insanların çoğunda Neuralink'e rastlayacağız gibi görünüyor. O zaman gelinceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.